Sen dünyadaki en iyi adamsın. Ya demek onca zamana kadar senin gönlünde bir arpa boyu kadar yol alamamışım he? Ya sen biz evlenince kimse bana kötü laf etmeyecek, dil uzatmayacak mı sanıyorsun? Ha? Uzatamaz. Uzanan dilleri kökler, bakan gözleri kör ederim. Ondan gayrı sen benim helalimsin. O da benim kızımdır. Değil Eloğlu, babam bile gelse ilk önce karşısında beni bulur. Değil mi kızım? Günaydın. Nasılsınız bakalım? Nasıl olalım Metin? Haberler sende. Vallahi Hafize abla, yani bulundu şuradaymış gibi iyi bir haber getiremedim. Ama yani kötü bir haber de yok. Kötü bir şey olmuş olsa biz haberini alırdık. İçin rahat olsun. İçim rahat mı olsun? Sen gel bir de onu bana sor. Hala bir haber yok mu? Yok efendim. Sen hala kızını Murat'la kaçtı, blöf yapıyor zannet. Bak ne Murat ne blöf. Allah'ım, ben bu kafayla nasıl işe gideceğim? Of Murat, of! Yeter ama artık Murat. Akşamdan beri düşün düşün kafayı yiyeceksin. Bütün gece uyumadın, bari şu kahveyi iç, biraz kendine gel. Ya ben kızımı düşünmekten kahveye uykuyu düşünecek halde miyim Leman? Kusura bakma ama senden başka da düşünen yok maşallah kızını. O yarım akıllı anası birazcık düşünseydi el kadar bebeği peşinden maceralara sürüklemezdi herhalde, değil mi? O da çaresiz Leman. O da çaresiz. Ama bu durumda olan kızınla bana oluyor. Sen kızını almadan Urla'ya dönmüyor musun kardeşime? Al o zaman o kadından bebeğini. Hem yavrunun hayatı kurtulsun hem de biz dönelim artık yuvamıza. Saçmalama Leman. Ben küçücük bebeği annesinden falan ayıramam. Ama o zaman bana evladından ayrı baba numaraları yapma. İnat etme, dönelim artık Urla'ya. Ne yani? Ben şimdi devayı alsam gelsem, kabul edecek misin böyle bir şeyi? Sen herhalde beni vicdansız, kalpsiz bir kadın zannediyorsun Murat. Kocamı seviyorum. O kadını hayatımızdan tamamen çıkarmanın, mutlu olmanın yolu kızına annelik etmekse onu da yaparım. Ne? Sen ciddi misin? Eğer kızımız yaşasaydı benim de kucağımda o kadarcık bir bebek olacaktı. Bunun yokluğuyla yaşamak ne demektir aşağı yukarı anlamışsın herhalde. Umarım sen de kızımı annesinden ayırmaya vicdanımın el vermeyeceğini anlamışsındır. Ne ya?
Aa. Hayırdır gözlerinin altı böyle market poşeti gibi? Aa, nasıl, gerçekten mi? Ha, bilemiyorum artık yani. Uykusuzluktan mı, yorgunluktan mı yoksa pişmanlıktan mı? Ay, ne pişman olup ağlayacağım be, kendisi düşünsün. Ayrıca üstümden büyük büyük kalkmış gibi uzun zamandır uyumadığım kadar güzel uyudum. Yani sanki 5 yaşında çocuk büyütüyormuşum gibi, o kadar yorulmuşum ki. Ne yani, arayıp gönül almayı düşünmüyor musun? Ben ne düşüneceğim, kendisi düşünsün. Ha, ama telefon bekliyorsun. Ay Mine, sabah sabah kafamı karıştırma benim ya. Hadi ben gidiyorum, yat. Çek. Hem çocuğun kalbini o kadar kırdınız, hem bir de üstüne gittiniz. Bir de aramasını mı bekliyorsunuz? Ya aramaz o eşek. Ama araması lazım, yoksa ben hiç aramam. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ya bir şey sorabilir miyim? Sabah cüzdanımda 100 lira buldum da bunu kim koydu buraya? Tövbe estağfurullah. Ben koymadım kızım. Ben senin haftalığını hazırladım şuraya. Siz koymadıysanız kim koydu o zaman? Yoksa artık beni deniyor musunuz? Ya ne bakıyorsunuz? Bugün haftalık verme günü değil mi? Bu sefer de ben verdim işte. Güle güle harca kızım. Yok, ben yine de anneannemden alayım. Yani siz öyle kolayına 5 kuruş para vermezsiniz de kimseye. Artık altından ne çıkacaksa ben almayayım. Teşekkürler. Al bakalım Osman. Yok, almam. Sen onu Ayşe Hanım'a ver. Mine'nin bir eksiği vardır ya da canı bir şey ister. Onu, ona bir yemek pişir verir falan. Ya ben bilmem böyle şeyleri. Konuşturmayın beni ya. Ne dersin abi? Bizim tırtıldan ipek böceği mi çıkıyor yoksa ha? Vicdan bu kızım. Baksana bana. Allah'ın sopası yok değil mi ha? Anlamadım ki ya. Olsun be. Evin içinden tren de geçse, yalnız da olsam sonunda oldu işte. Kendime ait bir yerim oldu. Aman boş ver. Günaydın İstanbul. Günaydın. Günaydın Serçe kardeş. Günaydın yaşlı komşum Ayşe teyze. Günaydın emekli öğretmen Salih amca. Çoban dostum merhaba. Merhaba Efe kaygısızın yeni hayatı. Tut. Oğlum bu saatte bu top ne ya ha? Rüyanızda mı gördünüz be? Keseyim mi lan bu topu? Kesme be abi ya, kazayla oldu. Oğlum okulunuz yok mu sizin ya? Ne okulu abi? Şubat tatilindeyiz. Ulan alın ulan alın oynayın. Allah Allah. Ha oynayın oynayın. Okul bitince göreceğim ben sizi. Ya artık bu eve bir soba moba ayarlamak şart oldu. Murat amcanın kaybolmadığına gerçekten çok sevindim. Keşke aynı şeyi ablan için ben de söyleyebilseydim. Ya dün gece bu konu hakkında o kadar çok konuştuk, birbirimizi öyle kırdık ki. Belki de artık bir şey söylememek en doğrusu. Yani şimdi ablanın ortadan kaybolmuşuyla ilgili acını doğru dürüst paylaşamayacak mıyız aslında? Ya belki de aramızda bazı şeyler tabu olarak kalmalı. Yani ne bileyim, söylenmemesi gereken sözler.
Ya bahsedilmemesi gereken konular olmalı. Böyle bir ilişki olamaz ki aslında. Bu hiç dürüstçe değil. Bunun birbirimize olan saygımızı korumakla ilgisi var. Hem evlilikler de böyle değil midir? Bilmiyorum Aslı Hanım. Hiç evlenmedim. Ya dalga geçmeyi bırak şimdi. Ben de hiç evlenmedim. Ama annem hep der ki, eğer bir ilişkide bir taraf görmez, diğer taraf duymazsa işte insan o zaman mutlu olur. Bu çok saçma. Yani ben ne böyle bir evlilik ne de böyle bir ilişki istemiyorum. Deniz, bunu yapmazsak kopar gideriz. Ya hem ailemiz böyle hassas bir durumdayken. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.